Süper Lig'de hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki hamlelerini bu hedef doğrultusunda yaptı. Sarı lacivertler transfer döneminde gerçekleştirdiği 18 yeni transferle gövde gösterisi yaptı. Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tres Serant, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi isimler kadroya katıldı. Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tüm gözler bu maçtan alınacak 3 puana çevrilmiş durumda. İlk 4 haftada alınan 8 puanla 2. sırada bulunan Sarı Lacivertler, hücum zenginliği yönünden istenilen verimliliği sağlayamamıştı. Kanat organizasyonlarında üretken bir görüntü çizmeyen Fenerbahçe'de transferin son gününde Arjantinli yıldız Diego Perotti kadroya katıldı. Sarı lacivertli teknik heyet, taraftarların sahaya çıkmasını dört gözle beklediği Perotti ile ilgili flaş bir karar aldı. Milliyet'in haberine göre, sol kanadı güçlendirme adına Fenerbahçe'ye transfer edilen Diego Perotti tam iyileşinceye kadar oynatılmayacak. Sakatlığının uzama riski alınmayacak. Sarı lacivertliler Arjantin oyuncunun ne zaman oynamaya başlayacağını merak ederken teknik heyetin ise bu konuda aceleci olmadığı dile getirildi. Perotti son dönemde birçok sakatlık yaşadı. Bunların çoğu da adale sakatlığıydı. Geçen sezon Roma'da 13 karşılaşma kaçıran ve takımı eksik bırakan Arjantinli futbolcunun zamana ihtiyacı olduğu belirtildi. 2 haftalık tedavi süreci geride kalan oyuncunun 1 hafta içinde de kademeli olarak takıma katılacağı ifade edildi. Ancak Perotti'nin ilk 11'e girmesi ve tam kapasiteyle hazır hale gelmesi için yaklaşık 1 aylık süreç gerekiyor. Maçların ikinci yarılarında süre alarak form tutması planlanan futbolcunun risk almadan tam kapasiteye çıkarılması hedefleniyor. Aksi takdirde Arjantinli oyuncunun kendisini zorlaması, acele etmesi tekrar bir adale sakatlığına yol açabilir. Bu nedenle sıfır risk alarak Perotti takıma kazandırılacak. 18 transfer yapan Fenerbahçe'de bu durum bir takım dezavantajları da beraberinde getirdi. Son olarak Ademi Pelkas ve Perotti transfer eden Sarı Lacivertli ekipte hala tüm takım bir arada antrenman yapamadı ya da maça çıkamadı. Teknik heyet bu sorunu aşmanın tek yolunun resmi maç oynamak olduğunu ifade etti. Bu nedenle Fenerbahçe'de maç oynadıkça takım kimliği ve sistem oturacak. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.